ahlaklı bir şekilde yapmazsınız. Eğer siz toplum için değil de iktidarınızı devam ettirin. İstanbul Sözleşmesi biz kadınlar için bir İstanbul birleşmesi olacak aslında. Evet değerli arkadaşlar, İstanbul Sözleşmesi dayanışma ağı. İstanbul Sözleşmesi dayanışma ağı, yani bir kadın dayanışma ağı aslında yeni bir oluşum değil. Var olanı, mücadeleyi daha da görünür kılmak, bütün çalışmaların eş güdümlerini sağlamak, birbirinden haberdar olmak, ortak mücadeleyi yan yana koyarak mücadeleleri farklılaştırmadan daha hızlı sonuç almasını sağlamak üzere oluşturduğumuz bir üst yapılanma ya da koordinasyon gibi düşünebilirsiniz. Bizler bu kadın dayanışma ağında bir kez daha yan yana geldiğimizde, mücadelelerimizi eşgüdümlü bir şekilde birleştirdiğimizde, yaşamın her alanında sorunları, mücadeleyi ortaklaşarak, bütünleşik mücadeleyi sürdürdüğümüzde iki şeyi göstereceğiz diye düşünüyorum biz kadınlar. Birincisi, sorunda ortaklaşan biz kadınların çözümde de ortaklaşarak amasız, fakatsız yan yana gelebildiğini, ikincisi ise tek adamlara karşı örgütlü çok kadın diyerek haklarımızı almakla kalmayıp tek adamı çok kadınlar olarak çok daha kısa sürede gönderebileceğimizi. Aslında Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, daha doğrusu Türkiye her sabah yeni bir soruna uyandırılıyorken bir de toplumu korkutma ve gözdağı verme ihtiyaçları vardı. Biz bunları size yaşatırken parmak sallayarak kim sesini çıkarırsa gününü gösteririz demeye ihtiyaçları vardı. Ve bunu kadınlar üzerinden denemeye, ama kadınları tanımadıkları için İstanbul Sözleşmesi'ni sözde feshederek kadınlar üzerinden sınamaya ve bunun üzerinden topluma bir mesaj vermeye kalktılar. Bence bunun etkisi vardır. İkincisi, memleketin bu derece sorunu varken hakikaten kadın sorunları da, yaşadığımız bu sorunlar da açıkçası diğer sorunlarda oldukça ilgili ve ilintili. İstanbul Sözleşmesi üzerinden tek adam parmağını sallayarak ben istediğimi yaparım mesajını vermek istedi. Ama şunu söyleyeyim, yeniden iktidar ya da saraydaki tek adam İstanbul Sözleşmesi'ni, bu mücadeleyi gördüğünde geri getirir mi sorusuna şöyle yanıtlayayım. Saraydaki tek adam, sözünden dönen tek adam nasıl feshetme yetkisi yoksa hukuksuz bir şekilde, geri getirmekle ilgili de kadınların çok umrunda olmaz. Ama biz kadınların bildiği bir şey var ki, biz bütün kadınların sorunlarını ve çözümlerde ortaklaşarak o mücadeleyi büyüttüğümüzde kadınlar adına söz söyleme yetkisine sahip olmayan o tek adamı saraydan göndeririz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Basın sunumuza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. 3 Mart'ta yapılan araştırmada İstanbul Sözleşmesi'nin bilinirliği %50 düzeyindeyken, 50.5 iken, daha 20 gün geçmesine rağmen sözleşme iptal olduktan sonra yapılan araştırmada bu oran %75'e yaklaşıyor. Dolayısıyla sözleşmenin iptaliyle birlikte kadınların bu konudaki farkındalığının arttığı, dikkatinin yükseldiğini rahatlıkla ifade edebiliyoruz. Şu an daha İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesini talep eden siyaset, medya iletişim kanalları da dahil olmak üzere birçok propaganda aygıtına sahip. Ve bu propaganda aygıtlarını incelediğimizde aslında İstanbul Sözleşmesi'ne dair çok fazla olumsuz içerik üretildiğini görüyorsunuz. Ama toplum tarafına döndüğünüzde bu içeriğin tam tersi bir görüşle karşılaşıyorsunuz. Kadınların ezici çoğunluğu bu kara propagandaya rağmen sözleşmenin hayatta kalmasına ve uygulanmasına dair bir talepleri söz konusu. Çünkü bu en temelinde vicdani bir sorun. Ve bu çalışma bize bir kere daha gösteriyor ki bu toplumun vicdanı olası kara propagandaların tamamından daha büyük. İktidar Partisi kuruluşundan bu yana siyasetini büyük oranda kamuoyu yoklamalarına seçmenin nabzına bakarak karar verirdi. Ama son dönemde bu özelliğini büyük oranda yitirmiş durumda. Eğer zaten bu konuda dahil olmak üzere toplumun taleplerini gözeterek ilerlenebiliyor olsaydı İstanbul'un ikinci seçimlerinde yaşamamıştık. Dolayısıyla anlaşılan o ki iktidarın, yani AKP'nin karar süreçlerinde toplumdan alınan geri bildirim giderek önemini kaybediyor. Onun yerine daha fazla bir merkezi karar süreci ortaya çıkıyor. Bu konu için olmasa da tabii diğer konularda da artık hükümetin bildiğiniz üzere bir ortağı da söz konusu. Onun da olası talepleri ve görüşleri karar süreçlerini büyük oranda etkiledi diye düşünüyoruz. Ama İstanbul Sözleşmesi'nde MHP'nin geçmişte bir dikkatli olunması yönünde bir çağrı var. Bu kez aslında belki de biraz da MHP'ye rağmen de bu sözleşmenin iptal kararı üretilmiş durumda.